Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Stratejist Cüneyt Paksoy ile beraberiz. İyi yayınlar diliyorum Cüneyt Bey. İyi yayınlar sevgili Beste. Kolay gelsin. Başlamak istiyorum hemen. Şimdi Avrupa Merkez Bankası ECB politika faizini 75 bas puan arttırdı. Faiz oranı da böylece aslında son 13 yılın en yüksek seviyesine yükselmiş oldu. Piyasaların beklentisi de bu yöndeydi. Ancak şimdi gözler önümüzdeki hafta açıklanacak Fed'in kararında, Fed faiz kararını açıklayacak haftaya. Şimdi kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Global piyasaları nasıl etkiledi bu karar? Görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi sevgili Beste, ardışık olarak süreci doğru anlamak ve okumak lazım. Avrupa Merkez Bankası kararını da yorumlamak için biz haftalardır bazı sorunların altını özellikle çiziyoruz. Sadece enflasyon değil, enflasyonun dışında enflasyonun sebep olduğu veya enflasyonu etkileyen, tetikleyen savaş dahil birçok problemi burada ifade etmeye, paylaşmaya çalışıyoruz. Tam rehberlik etmek açısından ama 2 hafta önce Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon verisinin 8'in üzerinde olması, geçen hafta Avrupa'dan gelen enflasyon verisinin 10 civarında ve üzerinde olması problemin kalıcı ve önemli olduğunu işaret etmesi merkez bankalarını mecburen şahin tarafta tutmaya itti. Ve piyasanın genel beklentisi, genel konsensüsü Avrupa Merkez Bankası'nın 75 bas puanlık bir faiz artışıyla mevduat faizinin 1,5'a, politika faizinin 1,5'a çıkarması yönündeydi. Nitekim bu gerçekleşti. Şimdi tabii bu gerçekleşti ama Avrupa Merkez Bankası birkaç sebepten Fed'in arkasında kalmaya devam ettiği için mecburiyetleri de var tabii. Bunun fiyat yansıması o şahinleşen Avrupa Merkez Bankası'nın gereği kadar olmadı. Çünkü bakıyorum ben Euro Dolar paritesine an itibariyle bir kez daha birin altında bir Euro Dolar paritesi var. Toplantı sonrası bir birin üzerine kendini attı. O sırada dolar endeksi gevşemesi 0.950'lere gelmişti. 99.50'lere gelmişti, özür dilerim. O süreçte bir Euro Dolar paritesine birin üzerinde bir hareket gördük. Ama bu kalıcı olmadı çünkü Avrupa Merkez Bankası bir kere çok geç başladı faiz artış sürecine. Beklemek zorundaydı. Ekonomisindeki problemler, enerji krizi, savaşın en çok Avrupa bölgesini vurmuş olması, artı resesyon endişeleri Avrupa için en yüksek dilde ifade ediliyor. Böyle bir beklenti Avrupa içinde var. Ve İtalya gibi önemli ülkelerin borçlulukları tahvil piyasasına etki ediyor. Tahvil piyasasına İtalya faizlerinin tekrar 5'lere çıktığını gördük 10 yıllıklarda. Almanya 10 yıllıkların 2,5'lara yaklaştığını gördük. Bunlar yıllar sonra çok önemli fiyat seviyeleri faiz tarafında. İşte birçok şeyi kontrol etmek zorunda olan bir Avrupa Merkez Bankası kontrollü gitmek durumundaydı. Onun için geç başladı. Biraz hızlı gidiyor gibi gözükse de hala enflasyonuyla bölge enflasyonuyla politika faizi arasında ciddi makas olması şahin olarak gözükse de Fed'in şahinliğinin yanında ciddi bir şekilde geride olan bir Avrupa Merkez Bankası görüntüsü içeriyor. Bunu söylemsel olarak da pek değiştirmediler. Hatta bazı haber içeriklerinde kendi aralarında da bir tam konsensus olmadığı bu faiz artış sürecinde notları yansıdı piyasaya. Bunlar tabii kafa karıştırıyor. Lagarde'ın enflasyona mücadele etmeliyiz, problemler var, belli sorunlarımız var. Sorunları da göz ardı etmeden enflasyonu kalıcı olarak düşürmek noktasındayız. Ama her toplantıyı ayrı düşünüyoruz. Her toplantı farklı bir Avrupa Merkez Bankası karar metni veya kararı görmeniz mümkün dedi mealen. Şimdi böylesi bir süreç. Avrupa Merkez Bankası'nın şahinleşme sürecine bir gölge de düşürdü, bir soru işareti koydu. Hedefleri 2,5-3'lere getirmek, şu ana kadar piyasa algısı bu yönde. Ama 2,5-3'lere geldiği noktada enflasyon aşağı doğru evrilecek mi? Onun bilinmezliği de dediğim gibi gerçek fiyatlama etkisini göstermedi. İzleyip göreceğiz ama şu an artık sahne senin de dediğin gibi FED'de olacak. Zaten başından beri, Mart ayından beri, ilk faiz artışından beri FED piyasaları domine ediyor.
iki tane önemli majör grafik, dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri piyasaları hem kur tarafında hem faiz tarafında domine etmeye devam ediyor. Bu süreç önümüzdeki dönemde de devam edecek. Ama burada bir virgül koyalım. Piyasa şöyle bir şeyi fiyatlamaya başladı tekrar. Aynı Eylül öncesi yaptığı gibi. Eylül öncesi de bunu yapmıştı. Eylül'den sonra bir faiz artışı daha yapacak. Yavaş yavaş vites küçültecek ve duraksamaya geçecek. Ama durmadı. Çünkü enflasyon yüksekti ve Jackson Hole'de Başkan Powell zaten durmayacaklarını ve acıyı hatta o dönemdeki yayınlarda ifade etmiştik. Çok şurada konuşuldu. Paul Volcker dönemine de gönderme yaparak acıyı ve acıya rağmen enflasyonla mücadele etmenin zorunluluğunu finansal istikrar önemli ama fiyat istikrarı olmadan ekonomide tam bir iyileşme, tam bir normalleşme, tam bir işleyiş mümkün olmuyor ifadeleri ne kadar güçlü bir şahin FED olduğunu bize göstermişti. Ve nitekim birkaç ay bunun etkisini gördük. Dolar endeksi 115'lere geldi. ABD tahvil faizleri 10 yıllıklar 4.30'lara geldi. İşte tam bu noktada piyasanın sene sonu hareketine devam edebilmesi için ve yıl sonu alıştığımız, arada birkaç sene bunu görmemiş olsak da o yıl sonu pozitif hareketine ve bir molaya ulaşması için, ki bu arada mola çok kıymetli çünkü yani 3 tane majör para birimi, biri yen, biri sterlin, biri euro, tarihi düşük seviyelere geldiler dolar karşısında. Sterlin yıllar sonra, Soros'dan sonra belki de diyebileceğimiz noktada ikilerden birlere geldi. Euro dolar paritesi 1.60'dan kademeli olarak düşüşünde birlerin altına geldi, 0.95'leri gördü. Dolar yan paritesi 150'nin üzerine çıktı. Japonya devamlı müdahale etmek zorunda kaldı. Hatta direkt müdahalelerine de devam ediyor 150'nin üzerine çıkışlarda da. Herhalde bundan sonra devam edecek. İşte böylesi bir dominantlık Fed'in daha sonraki şahin politikasını devam ettirmesi durumunda sıkıntılara yol açacaktı. Piyasa mola arıyordu ve kötü veri iyi piyasaya döndüler. Yani kötü veri gelecek. ABD ekonomisinde bozulma ihtimalleri, resesyon ihtimalleri ve 4.5-5 noktasına politika faizini getirdikten sonra Fed'in duraksama ihtimali tekrar senaryolaştırıldı. Hatta ABD borsaları o 3.500'lerden 3.900'lere kadar, Fed S&P üzerinde konuşuyorum, Fed algısına bağlı yükseliş gösterdi. Diğer Nasdaq hariç, Nasdaq hala problemli. Gelen bilançolar da maalesef o yönde. Nasdaq aşağı yönünü baskılıyor. Özellikle teknoloji hisselerindeki bilanço profili pek olumlu değil. Görünüyor. En son Amazon'un bilançosu sonrası bir günde %20'lik düşüş ihtimali piyasayı gerçekten tedirgin etti. An itibariyle piyasalar dediğim gibi Fed'in 4.5-5'e geldikten sonra durma ihtimalini oynuyor. 2008 sonrası 2014'e kadar ağırlıklı devam eden kötü ve iyi piyasa modelinin işleyeceğini düşünüyor. Ve buradan kendisine bir manevra alanı oluşturup yıl sonunu iyi bitirmek, 2023'e de iyi başlamak istiyor ama işte tam bu noktada Fed'in söylemleri önemli olacak. Yine FED'e geçmeden bir virgül daha, o da karşıt görüşler de var. Örneğin arada bu yayınlarda sıkça dile getiriyoruz, her mecrada da söylüyorum. Eski Hazine Bakanı haklı da çıkan, önden uyarmıştı çünkü enflasyon konusunda dünyayı. Eski Hazine Bakanı Summers'ın söylemleri oldukça önemli. Summers diyor ki çok net olarak enflasyonla mücadelede dünyanın bakışı FED'in bakışını etkileyecekse bu bir problem. Yani özet olarak söylüyorum, birçok şeyin içinden, birçok söylemin içinden çıkardığım özet olarak söylüyorum. Ve biz enflasyonla mücadele eğer kaçırırsak önümüzdeki dönem çok daha büyük problemlere karşı karşıya gelebiliriz diyor. Yine IMF Başkanı, ki bir dönem FED'e karşı uyarıcı olan IMF Başkanı Georgieva, bir miktar söz değişimi yaptı. Bu bir ironidir, değildir, o tartışılır ama işte FED biraz duraksamalı, biraz durmalı diyen FED Başkanı, IMF Başkanı Georgieva, FED'in bundan sonra enflasyon düşene kadar temkin elden bırakmaması gerektiğini, sadece FED değil bütün merkez bankalarını, çünkü enflasyon masada kaldıkça özellikle gelişen ülkeler ve gelir dağılımı noktasında daha alt ülkeler için ciddi problemler oluşturuyor bu enflasyon ve enflasyonu çözmeliyiz
bir şekilde bunun kısa vadeli bilançosuna katlanmalıyız. Uzun vadedeki getirilere odaklanmalıyız. Daha birçok görüş var karşılıklı. Yani durması gereken, durmaması gereken noktada ama son söylemi FED gelecek hafta çarşamba günü söyleyecek. Çok önemli bir toplantı olacak. 75 bas puanlık faiz artışı cepte. Sürpriz olur yapmaması. Çünkü bütün beklentiler o yönde. Asıl önemli olan FED başkanı ne diyecek? Söylemlerini bir revize edecek mi? FED, diğer bölgesel FED başkanlarının işte FED tutanaklarında göreceğiz mi? Metinde izleyeceğiz. Görüşlerinde bir değişim var mı? Bir duraksama olacak mı? Vites küçültecek mi? Örneğin Aralık'ta 75 değil 50 bas puan mı olacak? 2023'e girildiğinde 4,5-5'e yaklaştığında veya o bölgeye girildiğinde hakikaten FED durup bekleyecek mi enflasyonun normalleşmesini? İşte bütün bunlar önümüzdeki dönem piyasaların gündemini belirleyecek olan sorular ve bu soruların cevabı FED'de önümüzdeki çarşamba gelecek FED sonrası dolar endeksinin fiyatlamaları, ABD tahvil faizinin fiyatlamaları bütün grafikler için önemli olacak. Bu arada dolar endeksi örneğin tekrar o 109.50'lerden 111'lere geldi. Bu da piyasanın ne kadar FED'e odaklı ve konsantre olduğunu gösteriyor sevgili Besna. Teşekkür ederim Cüneyt Bey. Şimdi Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı. Raporla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Ama bir taraftan da doları da soracağım. Az evvel sizin de söylediğiniz gibi dolar endeksi dün 109.38 seviyelerine inmişti. Aslında son bir ayın en düşük seviyesine inmişti ama tekrar yükseldi az evvel aktarmış olduğunuz gibi. Hem dolarla ilgili hem de Merkez Bankası enflasyon raporuyla ilgili neler söylersiniz? Bak, Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda yeni bir şey görmedim revizeler dışında. Yani birkaç rapordur yukarı yönlü revize etmeye devam ediyor. Hala piyasayla da kendi arasında bir makas var. Yani piyasanın beklentisi hala Merkez Bankası'nın beklentisinin üzerinde. Sene sonunu baz etkisiyle 65'lere yükseltmiş durumda beklenti olarak. Baz etkisiyle enflasyon düşecek ama 60'lar civarında olan beklentisini 65'lere doğru çekmiş durumda. 2023 için beklentisinde bir miktar yukarı yönlü çekmiş, %20-25 bandı için %23-24'ler civarında bir yere çekmiş durumda. Özetle bir mini revize var. Bu nokta zaten belli çünkü enflasyonun 80'lerin üzerinde olduğu bir süreçte Merkez Bankası da kendi beklentisini yukarı yönlü revize etmesi doğal. Burada önemli olan Merkez Bankası ile gerçek veri arasında ne kadar sapma olacak o baz etkisi düşüşten sonra, bu bir. İkincisi, o baz etkisi düşüşten sonra nereye düşecekse 60-65-70 hangi bölgeye düşecekse onun sonrasındaki gelecek verilerle biz enflasyonu nerede göreceğiz? İşte Merkez Bankası kendini güncelleyecek mi, güncellemeyecek mi? Mevcut politikası noktasında değişim yapacak mı, yapmayacak mı? Bu soruların cevabı için en kritik süreç olacak. Çünkü faiz indirimlerine devam ediyor. Muhtemelen tek haneye ineceğiz. Tek haneden sonra tek hanenin kalıcı olması ve bunun kur ve faiz tarafında ve tahvil tarafındaki dengeyi koruyarak ilerlemesi için yani fiyat istikrarı, finansal istikrar noktasında o politika faizle enflasyon arasındaki makasın açıldığı noktada işlerin dengeye komple gelmesi için enflasyon düşmesi gerekiyor. İşte bu noktada enflasyon düşmüyorsa Merkez Bankası'nın kendini güncelleyecek mi yoksa farklı bir yöntemle mi biz gene devam edeceğiz? Kur korumalı mevduat benzeri ya da kaynak girişi güçlü olacak mı? Net hata 90 kalemi üzerinden takip ediyoruz ama direkt kaynak girişi güçlü olacak mı? Bu da önemli olacak. Ve dolar endeksinin dediğim gibi seyri de önemli olacak. 115'leri geçmemesi, 113-115 eşiğini geçmemesi ve orayı tepe olarak yapması hem 2022'nin kalan süresi için hem de 2023'ün ilk çeyreği için, ilk ve ikinci çeyrek diyelim hatta, çok önemli olacak. Çünkü oranın üzeri fiyatlanmamış bölge ve 120-121'lere doğru gidiş bu bütün para birimlerine baskı olur. Majör para birimlerine ve dolayısıyla bütün gelişen ülke para birimlerine biz de dahil. Onun için çok önemli bir dönemdeyiz. Bu süreçte dolar endeksinin işte kendi dinamiklerimizde ABD-Türkiye ilişkileri, hep söylüyoruz bunu, ABD-Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri oldukça önemli olacak. Burada bir parantez açalım. Aslında ilk bölümde de konuşulabilirdi ama Putin'in dün nükleer silah kullanılması noktasında verdiği mesaj ılımlı. Yani biz şu an nükleer silah
kullanımı için bir sebep görmüyoruz. O bizim üzerimizde baskı oluşturmak için bir algı yönetimin demesi mealen bu önemli. Bu belki önümüzdeki dönem piyasaların eğer savaşla barışa doğru evrilecekse önünü açacak önemli noktalardan biri olacak. Çünkü piyasaların savaş başlığında en çok korktuğu iki şey barışın uzaması, savaşın devamı ve nükleer silahların kullanılması. Bütün bunları izliyor olacağız. Türkiye-Rusya ilişkileri de işte doğal gaz noktasında Türkiye'nin üssü olarak kullanılması, nükleer enerji santrallerinin hızla devreye girmesi, diğer bütün ilişkiler, ABD'nin Rusya ile ilişki yaparken yaptırım sürecini zorlamayın söylemleri hala bizim Suriye'de ve Kuzey Irak'ta takip ettiğimiz süreçler hepsi ve hepsi geliyor. Dolar TL içinde etkili oluyor ve dolar TL'ye baktığımda da 18.60 üzerinde bir fiyat. Önemli bir fiyat. 18.50 üzerinde kaldıkça ve 18.60 üzerinde güç kazandıkça 18.80-19.20 hedef bölgeler. Oraların aşılmaması oldukça önemli yıl sonu içinde. 2023 içinde oralar çünkü aşılacak olursa hareketin 20'lere doğru gitme potansiyeli enflasyondaki geçişkenliği de hesap ettiğimizde biraz riskli olacaktır. Onun için Merkez Bankası herhalde bu süreçte proaktif bir şekilde temkinli olarak izliyor kendi veri seti içinde. Hazine Maliye Bakanlığı da kendi önlemleri içinde, kendi veri seti içinde bu süreci izliyor olacaktır diyelim. Hani bu bölüm için cevaplarım bunlar sevgili dostlar. Teşekkür ederim Cüneyt Bey. Altınla devam etmek istiyorum. Şimdi altın haftaya düşüşle başladı ama altındaki bu düşüş daha sonra değişti. Önümüzdeki günlerde yükselişe geçti altın. Gram altın 1000 lirayı aştı. Ons altın 1674 dolara yükseldi. Gram altındaki bu seviyeden ne kadar devam eder? Altında şu an alım zamanı mı? Onu merak ediyorum. Ya son cevabı aslında çok net sevgili Beste. Yani biz hep seninle haftalardır söylüyoruz gram altın için stratejimizi ama ona geçmeden önce ons altın tarafında fiziksel talebin devamına rağmen fiyatın baskılanıyor olmasının yegane sebebi işte ABD tahvillerinin ve dolar endeksinin eş zamanlı FED'e bağlı olarak yükselmesi. Yani bir dönem şahin bir FED altına dair beklentileri biraz baskılıyor. Güvenli liman olarak da kullandığı o 2080'e giden pandemi ve savaş gibi katalizör bir başlık olmadığı için an itibariyle fiyatlanmış kabul ediliyor bütün başlıklar piyasalarda. Öylesi bir katalizör olacak bir başlık da şu an gündemde yer almadığı için altının biraz yukarı gitmesi öteleniyor. Ama ana trend hala yukarı. Dediğim gibi 1650, biz de haftalarda söylüyoruz, 50 aylığın altında kalmaması gerekiyor. 1650, 1700'ün altına her geçişte hemen bir tepki geliyor. Bu da önemli. Hani 1600'lere bir kez daha yaklaştık, hemen kendimiz tekrar 1650, 1700'e attık. Ama asıl önemli güç 1650, 1700 üzerine çıkıp 1750, 1770, 1800 psikolojik işi test edip oraları geçip oraları destek yapmakla kazanılacak. Momentum orada artacak ve altın belki de bundan sonraki yeni hareketin orada başlatacak. Buna da hep söylüyoruz. Sıkışma, kısa vadeli o sıkışma. Uzun vadeli büyük bir sıkışma var. 600'de 2000 arasında, 2100 arasında tam da bu bölge pivot. Bir de bu bölgenin içine yani 1600'de 1800 arasında yeni bir sıkışma. Ve 1700'ün altında kaldıkça da o baskının aşağı yönlü devam etme ihtimali. 1800 aşılacak olursa dediğim gibi 1750, 1800 önümüzdeki süreçte yeni bir hareket ama önce bir şu destek bölgesinin çalıştığını ve buradan kurtulduğumuzu görmek gerekiyor. Bu olmadıkça çünkü aşağıda 1600'ün kırılması 1400, 1500'lere gelme ihtimali trendi bitirmez ama düzeltmede yeni bir kalıp ihtimalini doğurur. Onun için önümüzdeki dönem haber akışı ne gelir ne gelmez ayrı, haber akışından bağımsız teknik olarak seviyeler bunlar. Bunun gram altına yansıması ise hep söylediğimiz senaryo kısa vadede işliyor. Aylardır biz bunu söylüyoruz. 900, yani 1000'in altında 950 1000 bandı içinde kademeli alım. 1000'e yaklaştı ve 1000'in üzerine taşma oluştukça 1030, 1040'lara doğru yaklaştıkça hatta 1050 sınırı da koyalım. Oraya yaklaştığı da satım. Kısa vadeli strateji bu. Orta ve uzun vadede büyük resimde ise altın düzeltmesini bitirdiği andan itibaren dolar TL de etkin olduğu için ons altındaki düşüşü dolar TL'deki 18.60 fiyatı dengeliyor bu arada. Biraz daha altları görebilirdik.
muhakkak portföylerde olmalı demeye de devam ediyoruz. Güvenli liman olması ve getirisinin daha önceki yıllarda net olarak görülmesi sebebiyle. Burada 956 görülür mü sorusuna cevap bu önemli. Dolar TL bir miktar gevşer ya da buralarda kalır ama ons altın 1600'leri test eder, biraz altını görmeye başlarsa muhtemelen biz 950'nin altına geçiş yaparız. Orada 200 günlükler 950 bandı içine geldi, 925'lerde. Oraları bir test ederiz. O da çok iyi bir alım fırsatı olur. Peki 1000'in üzerinde kalıcı olup 1050'leri geçer mi? Bu sorunun cevabı da ons altının 1800'leri geçmesiyle mümkün olacak. 1800'leri geçip o 1900-2080 bölgesine gitmesi de mümkün olacak. O zaman biz yeni bir rekor gram altında görebileceğiz. Muhtemelen 1100'ler, 1150, 1200'ler, 1250'ler, hatta orta ve uzun vadede daha yukarı seviyeler mümkün olacak diyelim. Bunu da belirleyicisi kısa vadede Fed olacak. Fed altın, Fed da Fed'e bakıyor olacak. Bakalım Fed'den ne çıkacak? Dolar endeksi ve ABD oyunluktan ne olacak? Altın kendini nerede konumlayacak? İzleyip göreceğiz bu açıklamalar paralelinde ve yeni haber akışları geldikçe de bunları yorumlamaya devam edeceğiz seninle. Teşekkür ederim Cüneyt Bey. Son olarak borsayı sormak istiyorum. Borsa rekor kırarak 4011'li seviyelere kadar çıktı. Borsa İstanbul'daki bu yükselişin sebebi nedir? Yeni rekorlar gelir mi? Şimdi tabii haftalardır aynı şekilde altında konuştuğumuz gibi Borsa İstanbul dışında seninle ifade ediyoruz. Temel varsayımda bardağın dolu tarafında çok iyi bilançolar var. Çok iyi gelmeye devam etmesin kuvvetle muhtemel bilançolar da var. Tamam, bankacılık sektörüyle ilgili bilançolar çok kuvvetli ama önümüzdeki dönem potansiyel risklere karşı bankacılık sektörüne ılımlı yaklaşım devam ediyor. Bir önceki çünkü rekorda biz o 1700'lere giderken 5000'lerde bir bankacılık endeksi gördük. Şimdi an itibariyle bankacılık endeksinin işte 3500-4000 bandı içinde olması zaten baskıyı gösteriyor. Sanayi endeksi güçlü çünkü bilançolar, yani fiyat kazanç oranlarıyla baktığımızda daha önce 11'leri 16'ları görmüş bir Borsa İstanbul'un hani 5 ile 7 FK'da olması, fiyat kazançlı olması oldukça zaten potansiyel yukarı yönlü ihtimalin olduğunu ve ucuz olduğunu bize temel olarak gösteriyor. Bir kere temel varsayımla Borsa İstanbul'un yukarı gitmeye yönü açık. Ama dediğimiz gibi doğru hisseler, doğru bilançolar ve doğru yatırım kararları ve değer yatırımcısı olmak. Daha kısa vadede trade edenlerin çünkü mekanizması ve finansal okuryazarlığına bağlı tepkileri daha farklı. Trade etmekle yatırım yapmak arasındaki fark bu. Bunu bir başka yayında biraz daha geniş anlatırız. Ama en kısa vadede doğru hisseyi seçmek önemli olacak demeye devam edelim. Dolar bazlı baktığımızda da biz seninle uzun süredir hedeflediğimiz 2.20 sent hedefine gelindiğini, 2.15'leri gördüğünü izledik dolar bazlı grafiklerde. Bu önemli bir hareketti. O sırada da işte TL bazlı rekor görmüş olduk. Aslında dolar bazlı hiçbir yere gitmedik. Ancak her zaman o arada pivot olan, yukarıda 5.13 defa test etmiş Borsa İstanbul'un ara bölgede ki pivotudur bu bölge. 2.5 sent hatta geniş olarak ifade ederse. Bu bandın içine girmesi kıymetlidir ama dediğim gibi yukarı yönlü potansiyelin hala var olduğunu gösteriyor. Burada önemli olan yabancı yatırımcı hala net olarak bir alımda bulunmuyor. Çok minik bazı adımlar var. Ama bu yabancının olmadığını göstermiyor. Bazı hisselerde yabancı satmaya devam ederken bazı hisselerde yabancı ağırlığı artıyor. Yani kalan yabancı ve bundan sonra gelecek olan yabancı değer yatırımcısı kişiyen yabancı olacaktır. Kısa vadede trade eden yabancı da geliyor. Prop trader dediğimiz. Daha kısa vadeli hedge fonlar üzerinden yatırımlar da mümkün ama daha uzun vadeli yatırımların Türkiye'ye gelmesi, hazır yerli yatırımcının bu kadar konsantre olduğu bir borsa için avantaj. TL bazlı grafiklere geçmeden önce 2 sentin altına gelmemesi gerektiğini, gelirse biraz satışların artabileceğini hatırlatalım. Bunlar kar satışı olur, düzeltmeye bahane olur ve alım fırsatı olur ama yine de temkinli olmakta fayda var. Bir gözümüzde global borsalarda, özellikle ABD borsalarında olacak. TL bazda baktığımızda 4000'lerin üzerinde kalıcı olmak, 4200 gibi önemli bir direnci geçmek için önemli ilk kriter. Eğer 4000'in üzerinde kalıp 4200'de geçebiliyorsak 4500-4600'lere göre, yani kabaca 2.5 sentlere kadar alan açılır.
Bu olmuyorsa şu an 4000'in altındayız. 3500-3750 bandına dikkat. Bu band kısa vadede önemli bir band. Buranın içinde ve üzerinde güç kazanılması gerekiyor. Buranın geçilmesi durumunda plan biter mi? Hayır, ama bu sefer daha altta 3000-3350 gibi bir bölgede, tekrar daha önce döndüğümüz bölgede, ortalamaların önemli ortalama olduğu bölgede defans etmek durumunda kalabilir Borsa İstanbul kendini. O da trendi bitirmez. Daha iyi bir alım fırsatı olur. Bu seviyeleri lütfen not etsin izleyicilerimiz ve iyi hisselere konsantre olsunlar. Borsa İstanbul'un 3, 6, 12 aylık, yani kısa, orta, uzun vadedeki performansında hala yukarı yönlü 2,5 minimum stand, hatta daha üzeri bir potansiyeli bulunmaktadır. Bunun altı net olarak sizlerim sevgili Beste. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Bey, yine değerli görüş ve katkılarınız için. Haftaya görüşmek dileğiyle. Ben de iyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum. Bu arada Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, 29 Ekim. Şimdiden Cumhuriyet Bayramımızda tüm izleyicilerimizin ve ülkemizin, vatanımızın kutlayalım sevgili Beste. Teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey, tekrar görüşmek dileğiyle.